Diyorum. Senden mi? Yok hocam, bazen yapıyor abi. Benimki de geç yaptım galiba. Üç olması biraz zor hocam. En iyisi hocayla başlayalım o zaman. Diğerleri katırır. Öyle yapalım. Tamam, Dear participants, now our sixth session is starting. This session is both English and Turkish. I think that Mr. Enis Gökçek presents his research in Turkish. Am I right? Yes. We can start, Mr. Enis Gökçek. Mr. Enis Gökçek, Kırık Üniversitesi'nden katılıyorum. İlk yapacağım sunuma başlıyorum. İlk sunumum ekonomik kalkınmada işletmelerin rolü ile ilgili olacak. Ülkelerin ekonomik anlamda kalkınması o ülkedeki işletmelerin performansına bağlıdır. Ülkedeki işletmeler ne kadar çoğalırsa, başarılı bir performans elde ederek büyürse, o ülkenin kalkınması da o kadar fazla olmaktadır. Bu nedenle yeni işletmelerin kurulması ve işletmelerin büyümesi her zaman arzu edilen bir durumdur. İşletmelerin çoğalması ve büyümesi, içerideki fırsatları görüp bunları değerlendirmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ülkeler özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin almasını ve bu işletmelerin yeni yatırımlarla büyümesini giderek daha fazla desteklemektedir. Ancak literatüre baktığımızda işletme sayısı ile kalkınma arasında hem pozitif yönlü hem de negatif yönlü ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu çalışmamızda işletme sayısı ile kalkınma arasında bir fayda ilişkisi olup olmadığı bazı TÜİK verileri üzerinden analiz etmek amaçlanmıştır. Kalkınma kavramına bakacak olursak daha çok az gelişmiş ülkelerin ekonomik anlamda gelişmiş ülke standartlarına ulaşması anlamında kullanılmaktadır. Konumuz ile ilgili literatür çalışmalarına baktığımızda Gerni ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada uzmanlaşma ihtiyacının giderek artması ve rekabet ortamının zorlaştığı bir ortamda ülkelerin kalkınması açısından anahtar rolün işletme sayısındaki başarıyla alakalı olduğunu ifade etmiştir. Önce ve diğerlerinin yaptığı çalışmada da işsizliğin azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması açısından işletme sayısının fayda sağladığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan IŞİK ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada işletmelerin ölçek ekonomisinden faydalanamaması ve yüksek işsizlik nedeniyle bireylerin mecburen yeni işletmeler kurması gibi nedenlerle işletme sayısı ile kalkınma arasında olumsuz ilişkiler de tespit edilmiştir. Çalışmamızda 2009-2018 yılları arasında ülkemizdeki illerin işletme sayısı ile bu yıllardaki illerin gayri safi yurt içi hasıla değerleri ve kişi başı gayri safi yurt içi hasıla değerleri üzerinden analiz yapılmıştır. Analiz için korelasyon analizi SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda elde edilen veriler verilere baktığımızda 2010-2011 yıllarında anlamlı bir ilişki olmadığı, ilk iki yılda anlamlı bir ilişki olmadığı, ancak bundan sonraki yıllarda anlamlı bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Analizi biraz daha derinleştirmek için kişi başı gayri safi yurt içi hasıla değerleri ile ilgili de analiz yapılmıştır. Bunun neticesinde
Aynı şekilde ilk yıllarda bir anlamlı ilişki bulunmamıştır. Dördüncü yıldan itibaren bir anlamlı ilişki bulunmuştur. Fakat genel olarak anlamlık değerlerine baktığımızda kişi başı gayri safi yurt içi hasıla değerlerinde negatif yönde bir ayrışma olduğu görülmektedir. Bütün değerlerde bir artış söz konusudur. Ancak 4., 5., 6., 7. yılda yine anlamlı bir ilişki vardır. Ancak 8. yıldan itibaren bu ilişki anlamsıza dönmüştür. Dolayısıyla çalışmanın sonucu olarak işletme sayısı ile gayri safi yurt içi hasıla değerleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak ilişkinin şiddeti kişi başı gayri safi yurt içi hasıla değerlerinde zayıflamıştır. Pozitif yönlü ilişkinin verimindeki bu azalmanın nedeninin ekonomik durgunluk gibi farklı bir nedenden kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. Elde edilen bu sonuca göre yeni işletmenin kurulmasını desteklenmesi ekonomik büyüme ve kalkınma açısından ülkelerin önem vermesi gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Sunumu bu kadar. Teşekkür ediyorum. Varsa sorular alabilirim. Hocam teşekkür ederiz. Sunum hakkında sorusu olan arkadaşımız var mı? Enis hocamıza. Sanırım yok. Enis hocam ikinci sunuma başlayabilirsin. Yine 5 dakika süremiz var. Etkin kullanabilirsek memnun oluruz. Çok geç kaldık. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. İkinci sunumum karar vermede yönetsel raporlamanın etkisiyle ilgili olacak. İşletme yönetiminde karar verme ve bu kararların uygulanmasını kontrol etme önem taşımaktadır. Yönetsel raporlar üst yönetime alacağı stratejik kararlarda ışık tutan ve raporu hazırlayan yöneticinin başarısını değerlendiren raporlardır. Bu çalışmada yönetsel rapor türleri, olması gereken formatı ve yönetsel raporların faydaları incelenmiştir. Yönetim, yöneticilerin planlarını gerçekleştirebilmek için kendilerine bağlı çalışanlar ile işbirliği yapması, onları yönlendirmesi ve uygulama sonuçlarını kontrol etmesi şeklinde tanımlanabilir. Yönetsel raporlar iki amaçla düzenlenmektedir. Bilgi vermek ve kontrol etmek. Bu çalışmada yönetsel rapor türlerinin neler olduğu detaylarıyla, sahip olması gereken standartlar ve faydalar, teorik literatür incelemesi ve empirik literatür incelemesi ile netleştirilmesi amaçlanmıştır. Yönetsel rapor türlerinden bilgi raporları birinci ana kolu olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgi raporları, iç çevre sisteminden gelen faaliyet, karlılık ve büyüme ile ilgili bilgileri ve dış çevre sisteminde ekonomik genel durum, sektörel bilgiler, finans kaynakları, yatırım fırsatları, potansiyel tehditler gibi konularla ilgili raporlar kapsamındadır. Kontrol raporları ise genel olarak hedef ve gerçekleşmeleri içermektedir. Daha çok alt ve orta düzey yönetimde hazırlanmaktadır. Bilgi raporlarının özelliklerine baktığımızda yöneticinin sorumluluğu ile ilgili olması gerekmektedir. Yönetim kademesinin ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun ayrıntı içermelidir. Kolaylıkla anlaşılabilmelidir. Kabul edilebilir bir maliyet düzeyi olmalıdır. Kişiler ve olaylardan ziyade sistemin değerlendirilmesi yapılmalı. Bilgiler ve veriler sonuca bağlanmalıdır ve çözüm önerileri sunulmalıdır. Kontrol raporlarının özelliklerine baktığımızda en önemli özelliği kapsam açısından yönetimin seviyesine göre değiştiğidir. Çeşitleri faaliyet raporları, iç denetim raporları, dış denetim raporları ve sorumluluk raporları şeklinde özetlenebilir. Amacı yöneticinin etkinliğini ve performansını ölçmek şeklindedir ve önceden performans göstergelerinin ve raporlama periyodunun belirlenmesi gerekir. Zamanlama ile alakalı olarak da geri bildirim, eş zamanlı bildirim ve ileri bildirim şeklinde raporlama yapılabilir. Yönetsel rapor format standartları ile ilgili olarak da raporun amaca ulaşabilmesi için içeriğin en iyi şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan içindekiler tablosu hem raporu hazırlayana hem de raporu okuyana çeşitli kolaylıklar ve faydalar sağlamaktadır. Önemli konular bir özet kısmında yöneticinin dikkatine sunulmalıdır. Gerçekleşmeler ve sorumlular verilmelidir. Sonuç kısmı olmalıdır. Ve rapor üzerinden birkaç defa geçerek hazırlanması çeşitli faydalar sağlamaktadır. Ve son olarak baskı kalitesi lükse kaçmamak şartıyla profesyonel görünmelidir. Literatürdeki empirik olarak elde edilen sonuçlara baktığımızda ana meriç tarafından yönetsel raporların yöneticilere karar verme noktasında bir yardımcı rol üstlendiği,
Fidancı tarafından yapılan çalışmada potansiyel ve mevcut risklerin belirlenmesi ve bu riskleri giderme açısından faydalar sağladığı, Akgün ve Kılıç tarafından yapılan çalışmada etkin bilgiler içermesi nedeniyle yönetim işletmenin karlılığına fayda sağladığı, Volodim Rivna tarafından yapılan çalışmada da bilgi kaynağının güncel olması nedeniyle yöneticiler açısından önemli olduğu, Sujan tarafından yapılan çalışma sonucunda da örgütlerin başarısı açısından anahtar rollerden bir tanesinin yönetsel raporlar olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak örgütlerde başarının elde edilebilmesi yönetsel kararların doğru verilmesine bağlıdır. Yönetsel kararları şekillendiren temel unsur bilgidir. Yönetsel raporlar yöneticilere vereceği kararlar açısından çok önemli bilgiler sunmaktadır. Yönetsel rapor çeşitleri olarak kabaca bilgi raporları ve kontrol raporlarının örgütlerde etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bundan sonraki yapılacak çalışmalar açısından da yönetsel raporlar konusunu sektörel ve örgütsel bazda alan araştırmalarıyla incelenmesi tavsiye edilebilir. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz Enis hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi eğer soru yoksa şu anda üçüncü sunuma geçebiliriz hocam. Peki hocam. Üçüncü sunumda ekranı paylaşacağım. Üçüncü sunumu katılımcı yönetim üzerine araştırma bir kamu kurumu örneği örgütlerin rekabetçiliklerini devam ettirebilmeleri etkin ve verimli olmalarını gerektirmektedir. Örgütlerin etkinliği ve verimliliği ise öncelikle örgütlerin yönetimlerinin etkinliğine bağlıdır. Yönetsel etkinliğin elde edilmesinde yönetim tarzları için de katılımcı yönetim ön plana çıkmaktadır. Yönetim tarzlarına baktığımızda otokratik yönetim, serbest yönetim ve katılımcı yönetim şeklinde üç ana yönetim şeklinden bahsedilmektedir. Her bir yönetim tarzının kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Özel sektörde ve kamu sektöründe performans odaklı çalışmanın zorunlu haline geldiği günümüzde katılımcı yönetimin örgütlerin performansı açısından yönetsel etkinlik önemli olduğundan dolayı yönetsel etkinliğe çeşitli olumlu etkileri olduğu literatürden görülmektedir. Araştırmamızda Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu, Kastamonu İl Koordinatörlüğü'nde çalışan uzman personelin katılımcı yönetim ve yönetsel etkinliğe dair gözlem ve algılarına göre anket çalışması yapılmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen verilerin normallik analizi, çarpıklık ve basıklık değerlerine göre gerçekleştirilmiştir. Temel bileşenler analizi ve direkt Obliman with Kaiser Normalization döndürme tekniği ile faktörler çıkarılmıştır. Kronbach alfa ile güvenlik analizi gerçekleştirilmiştir. Literatür destekli olarak oluşturan hipotezin doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine baktığımızda ağırlıklı olarak erkeklerden oluştuğu ve 25-34 yaş şeklinde gençlerden oluştuğu görülmektedir. Anketle alakalı faktörlerin ve ifadelerin ortalamalarına baktığımızda genel olarak olumlu olarak gözükmekle birlikte geliştirilebilecek yerler olduğu görülmektedir. Demografik özelliklere göre katılımcı yönetimde bir değişiklik olup olmadığı bağımsız örneklem T testi ile analiz edilmiş ve bir değişme olmadığı tespit edilmiştir. Yine aynı şekilde yönetsel etkinlikte de demografik özelliklere göre bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Katılımcı yönetimin yönetsel etkinlik üzerindeki etkisi regresyon analiziyle analiz edilmiş ve katılımcı yönetimin yönetsel etkinlik üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Katılımcı yönetimin yönetsel etkinliğin %14,5'luk kısmını açıkladığı ve katılımcı yönetimdeki bir birimlik değişimin... Akaş Kuğurana'nın bildirisi varmış. Yeser Akaş Kuğurana desek. Katılımcı yönetimin bir birimlik değişimin yönetsel etkinlikte 0,381 birim değişime neden olduğu tespit edilmiştir. Buna göre H1 hipotezi katılımcı yönetimin yönetsel etkinlik üzerindeki pozitif yönünün anlamlı etkisi vardır hipotezi kabul edilmiştir. Sonuç olarak analiz sonucunda uzmanların cinsiyetine ve yaşına göre katılımcı yönetime ve yönetsel etkinliğe dair algılarında bir farklılaşma olmadığı,
Modeldeki değişkenlerin ortalama değerleriyle katılımcı yönetimin fiilen uygulandığı ve yönetsel etkinliğin elde edildiği, katılımcı yönetimin yönetsel etkinlik üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Alan araştırmaları ile katılımcı yönetimde önemli unsurların araştırılmasının fayda olacağına sonuç olarak değerlendirilmiştir. Sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz Enes Hocam bu güzel sunumunuz için. Şimdi sanırım evet, Memduha Hoca da diyebiliyorum. Evet, Memduha Hocamız da şimdiki sıramız buradan. Memduha Hoca buradaydı. Evet. Hocam, şeyi açabilir miyiz sesi? Evet, evet hocam açtım şimdi. Geliyor mu sesim? Hocam, arka tarafınızı gördük, bahçeyi imrendik vallahi. Diğer taraf deniz. Göstermeyeyim o kadar. Yok, o kadar göstermeyin, fazla geliyor. Merhaba hocam, iyi çalışmalar diliyorum. Merhaba hocam, diliyorum. 5 dakika içinde sunabilir miyiz hocam? Umarım. Umarım. İnşallah. Sağ olun hocam. Uzun zamandır da izliyorsunuz bizleri. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz hocam. Bir akademisyenler üzerinde bir çalışma yaptım. Akademisyenlerin sanal kaytarma düzeyleri ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi inceledik. Araştırmamızın amacı sanal kaytarma düzeyleri örgüt algılayışlarıyla İstanbul İl'indeki eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin örgüt algılayışlarıyla sanal kaytarma düzeyleri arasındaki ilişki. Şimdi teknoloji çağındayız. Teknolojinin artmasıyla bireylerin sanal ortamda geçirdikleri zamanlar da artmakta. Teknoloji bireylere birçok fayda sağlamak ve kolaylık sağlamanın yanı sıra teknoloji bağımlılığına dek birçok zararları da bulunmakta. Örgüt içerisinde teknoloji kullanımı, iletişimi hızlandırmak, iş kolaylığı sağlamak, iş yükünün azaltılması, yenilikleri kısa sürede yeniliklerden haberdar olma veya bilgiye anında erişim gibi kolaylıklar sağlamakta. Fakat bunun yanında kaytarmalara da maalesef sebep olmaktadır. Her kaytarma gibi örgüt içerisinde de sanal kaytarma göz ardı edilebilecek bir davranış değildir. Bireylerin çalışma saatleri içerisinde mobil ağlar veya iş yerinin interneti üzerinden herhangi kişisel iletişim kurması, kişisel işini halletmesi, sosyal medya hesaplarına girmesi, alışveriş yapması ya da internette herhangi bir gezintisi sanal kaytarma kapsamında değerlendirilmekte. Örgüt de toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir araya gelmiş bireylerin güçlerini koordine etmesidir. Örgüt iklimi ise örgüt içerisindeki psikolojik hava, yani çalışanlar tarafından örgütün algılanışı diyebiliriz örgüt iklimine de. Örgüt çalışanları örgüte ne derece bağlı ise örgüt o derece güçlüdür diyebiliriz. Olumlu bir yönetici tavrı ve pozitif bir atmosfer örgütteki bağlılığı arttırdığı yönünde çalışma sonuçları var. Bizim amacımız örgüt ikliminin sanal kaytarma düzeyini nasıl etkilediğini incelemek. Araştırmamız ilişkisel tarama türünde bir araştırma. 803 öğretim elemanı oluşturuyor evrenimizi. Fakat 217 tane ölçek sadece değerlendirmeye alınabildi. Ulaşamadık, anketi cevaplamak istemediler vesaire ya da geçerli olan anket sayısı 217. Araştırmamızın ölçeği 3 ayrı bölümden oluşmakta. Birinci bölüm katılımcıların sosyo-demografik özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için yaş, cinsiyet, medeni durum, çalıştığı kurum, özel sektör ya da devlet sektörü, ünvan gibi ya da mesleği kendi isteğiyle seçip seçmediği, yönetimde ve kurulda görevi olup olmaması. İkinci bölüm ise örgüt iklimi ölçeği. Bu örgüt iklimi ölçeğinin 3-6 boyutu var. Pozitif perspektif, negatif davranış ve samimiyet. Bu 5'li Likert tipi ölçekleme kullandık. Ters maddelerde ters kodlandı.
Üçüncü bölümde ise sanal kaytarma ölçeği bulunmakta. Bunun da ilk iki alt boyutu var. Önemli sanal kaytarma ve önemsiz sanal kaytarma şeklinde. Yine beşliker tipi ölçekleme kullanıldı. Testlerin izinleri alındı. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıldı. Geçerlik ve güvenirlik seviyeleri yüksek düzeydeydi. Verilerin analizinde ise bireylerin ölçek formundaki maddelerin her birinden almış oldukları puanların ortalamalarını hesapladık. Tomografi Smirnov testi ile sınandı ve çarpıklık, basıklık değerlerine bakıldı. Örgüt iklim ölçeği puanları ve sanal kaytarma puanlarının test sonucuna göre çarpıklık ve basıklık değerleri normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşıldı. Normal dağılım gösteren iki kategorili olan değişkenlerde cinsiyet, medeni durum gibi. Bunlarda örneklem T testi, 2'den fazla olanlarda ise örneğin yaş, ünvan gibi değişkenlerde de ANOVA testi kullanıldı. Ayrıca yüzde ve frekans analizleri yapıldı. Normal dağılım göstermeyen veriler için iki kategorisi olanlarda Man-Whitney testi, 2'den fazla kategorisi olanlarda da Kruskal-Wallis testiyle değerlendirme yaptık. Ölçekler arası ilişkilerde de Spearman korelasyon analizi ve çok doğrusal regresyon analizinden faydalandık. Sosyodemografik dağılımlarını tablo halinde gösterecektim ama çok zamandan çalmamak adına çok da etkili değil çalışmamızda. Yansıtmıyorum hocam. Şu sonuçlara ulaştık çalışmamızda. Katılımcıların örgüt iklimini değerlendirmeleri ve sanal kaytarma düzeylerini inceledik. Pozitif perspektif alt boyutu, negatif perspektif alt boyutu ve samimiyet alt boyutu orta düzeyde. Örgüt iklimini algılayış biçimleri, değerlendirme düzeyleri genel anlamda orta düzeyde çıktı. Önemli sanal kaytarma düşük seviyede çıktı. Önemsiz sanal kaytarma orta düzeyde çıktı. Sanal kaytarma düzeyleri de düşük düzeyde belirlendi. Bu önemli sanal kaytarmalar daha çok önemsiz sanal kaytarma e-posta alıp verme, hani daha iyi niyetle yapılan kaytarmalar diyebiliriz bunlara. Bunların düşük orta düzeyde olması problem yaratmıyor çalışmamız adına. Katılımcıların örgüt iklimini değerlendirme düzeyleri ve sanal kaytarma düzeyleri arasındaki ilişkiyi Spearman korelasyon analizi sonucunda incelediğimizde pozitif perspektifle sanal kaytarmanın alt boyutları olan önemli ve önemsiz sanal kaytarma arasında önemli anlamlı bir ilişki bulamadık. Negatif davranışlar ile önemli ve önemsiz sanal kaytarma arasında zayıf düzeyde pozitif bir ilişki bulundu. Yani bu da şu demektir. Negatif davranışlar, örgütün negatif davranışı, negatif algılanışı arttıkça sanal kaytarma düzeyinin arttığı yönünde bir sonuç elde ettik. Samimiyet alt boyutu ile önemli önemsiz sanal kaytarma arasında da yine anlamlı bir ilişkiye rastlayamadık. Örgüt iklimi ile sanal kaytarmanın toplam puanı ve önemsiz sanal kaytarma arasında anlamlı bir ilişki yok. Fakat örgüt iklimini algılayış biçimleri ile önemli sanal kaytarma arasında pozitif bir ilişkiye rastlandı. Katılımcıların örgüt iklimini değerlendirme düzeyleriyle sanal kaytarma düzeyleri arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon analizi sonucunda da pozitif perspektif, negatif davranış ve samimiyet alt boyutlarıyla önemli sanal kaytarma düzeylerinin yordama gücü %8.1 çıktı. Yine aynı şekilde örgüt iklimi alt boyutlarıyla önemsiz sanal kaytarma düzeyinin yordama güçleri de %5.2. Yine sanal kaytarmayı etkileme düzeyi 7.9 çıktı. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Sanal kaytarma düzeyinin örgüt ikliminden düşük düzeyde etkilendiğine ulaşılmış. Bireylerin sanal kaytarma düzeylerini etkileyen örgüt ikliminden daha önemli unsurlar olduğu sonucuna ulaştık. Teşekkür ediyorum. Bu kadar benim sunumum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Okey, Memduha hocamıza teşekkür ediyoruz. Now it's time for Mrs. Ravi from Mrs. Ravi from India, I think. And Mrs. Ravi, do you hear me, Mr. Ravi? Yes, sir. Do you hear me? Yes, sir. Yes. So now time is yours.
sir, you can present your presentation. Okay. Thank you, sir. A warm greetings to the organizers and all the participants who are attending. This is my research paper, role of human resource development practices in banking sector, a comparative study of public sector and private sector bank in India. So this is a joint paper, which is prepared by with my co-author, Dr. Suman Shetty. So my paper is going to be presented by my co-author, Dr. Suman Shetty, sir. Just a minute, sir. I am going to share the screen. Visible, sir? Screen is visible. Sir, screen is visible. Okay, we can see your paper. Okay, sir. Okay. Thank you, Dr. Ravi. Today's increasing complex and volatile business environment is characterized by globalization, liberalization, and the transactional invasion, which ensures that managing in India would not be the same again. As the 21st century approached, it enhanced competitiveness in the global market, which posed ultimate challenges to the policymakers, business leaders, and entrepreneurs in any industry, including banking sector. Indian business groups like banks can either encash the opportunities or be swallowed by the challenges which they are going to face because of changes that are taking place in the world. This has given a rising alarm to adopt a proactive approach by bankers in all areas like organizational structure, administrative policy, and most important, in the human resource development. As a result, the banks have to continuously put their efforts to give new direction to equip themselves along with its employees to meet the emerging challenges of the current world. For this reason, systematic HRD strategy focused on people is essential. The need of human resource development, it felt more in service-oriented institutions like commercial banks. An efficient, effective, and disciplined commercial banking system helps the process of economic development as per the national priorities. It functions as a catalytic agent for bringing about economical, industrial, and agricultural growth, and also prosperity of the Indian nation. A commercial banking institution is said to be functioning effectively, efficiently, if the objectives of sound commercial banks are achieved efficiently, successfully. These objectives include profitability, liquidity, safety, as well as social good of its employees. However, these objectives can be achieved thoroughly only when the employees of banking sector are trained properly, motivated highly, committed, made them to be committed, loyal, as well as satisfied. Satisfaction of any employees who are working in banking sector is very essential. Unless they are satisfied, whatever the target given by the employer, it cannot be achieved by them. This is in turn leads to achievement of overall objectives and productivity of the bank. Thus, the efficiency and effectiveness of a commercial bank would depend upon how
best the management has taken care of the development of employees who are working in the banking institution. My paper conceptualized a matrix which may help the banking institutions on the path to deal with various human resource practices which are followed in India. It provides a comparative framework to design efficient and effective human resource development tools in line with strategic intent of the organization, both in private and public banking sector. My paper suggests how various human resource development practices adopted by both the sectors to enhance efficiency and effectiveness of its employees in order to sustain their marketability, in order to survive in this competitive world. Being conceptual paper, it is naturally open to debate and empirical validation. To conclude my paper, banking industry has undergone a sea change, and to survive and to grow in the competitive environment, the human resources should be nourished and developed. Human resources here refers to the employees of banking sector. In the coming years, banks have to make concrete efforts to improve the morale of the employees, motivate them, and involve them through various human resource development practices. All structures, systems, and processes that an organization uses to help its employees acquire as well as to strengthen their capabilities can be viewed as human resource development practices. To reap the full benefits, to nourish the full objectives, to achieve the overall goals of these human resource development practices, banks should implement them and utilize them to hone the skills and efficiency of their employees. By this, I'm going to conclude my paper, which has been prepared by myself and my co-author, Dr. Ravi. Thank you for the opportunity, sir. Over to Sarkant, sir. Thank you, Mrs. Ravi. And it is an important and interesting item. Also, banking industry is more important in state economy because it affects many people, not only one or two people. It affects many people and most of society. And is there any question to Mr. Ravi about her presentation? Now I look at chat part and I couldn't see any question. I see if there is one who can ask question, and I see that there is no question. Thank you very much, Mrs. Ravi. Thank you. Time is now for Vija Rajeshmi. We see here Vija Rajeshmi. No, and Mr. Sarita Satapati. Satapati. We see here. Mr. Now we are listening to you. I will share my PPT. Evet, now you can share it. Yeah, first of all, I thank the organizers. Now, we see there is no problem. What? Yeah, first of all, I thank for organizers and participants. My topic is on usage of social media by micro, small and medium enterprise for customer acquisition retention.
agenda of the topics are introduction, literature study, object of study, methodology of study, findings and conclusions. In introduction, first I give to a brief idea about Make in India, what's the gross domestic product in Indian situation while making the paper, business conclusion, brand awareness, social media, and awareness through websites. Make in India, first of all, after India's great late Prime Minister, Mr. P.V. Narasimha Rao, has brought the policies like liberalization, privatization, globalization. After to them, now the scenario has been changed by these LPG policies brought by their late Prime Minister. Now, Make in India, see, the theme of this Make in India is that they have to increase the gross domestic product from India. So through Make in India, many of the manufacturing sectors have been assembling, the motto is to assemble in India. All the units have to be changed and bring productivity and employment to this. They can generate many of the revenue through the country. So the three things that we are involved while making this paper is uses of MSMEs through social media, brand awareness, brand trust, customer acquisition, customer retention, and increased market share, sales, and profitability. See, in review of literature, you will get all the details about MSME sector. Now, is there any problem in your internet connection? Yeah, I'm sharing. Wait, one second. Yeah, I'm sharing. Here you will get in review of literature, total working enterprises from the year 2001 to 2014. We got all the data that MSMEs that were concentrated in India before liberalization, privatization, globalization. Mainly, if you see in 2001 to 2002, the awareness in the people have been very less. And if you see for after internet and broad usage of web networks, after 2006 to 2007, there is a graphically improvements in MSME sector in both marketing and all the sections. See this internet has played a vital role in development of MSMEs in India. Objectives of my study are marketing opportunities in small businesses. To take the small enterprises in India, basically before the internet, they are in lack of capital, they are in lack of knowledge, and they are in lack of marketing their product to various parts. After getting internet, several global players and local players like Flipkart, Amazon tie up with these MSMEs and share their valuable goods to the customers in maximum extent through their logistical services or logistics or etc. Basically, if you take Indian enterprise like IndiaMart, which was started in India, basically they start their products with different aspects and they can sell their from A to Z, from B2B sector. If you take Amazon, B2B, C2C, they are available. If you take Facebook, is playing a vital role nowadays. They have introduced their market app through app itself. We can start the business and we can share, we can sell our products directly. MSMEs, which are having not much bigger, they can share their valuable products that they have generated from their itself. See my research methodology, MSME using social media for customer acquisition and retention. Company selected wide array of industries ranging from jewelry and craft and food products. MSMEs have been various social media pages. See, nowadays celebrities, the MSMEs are concentrating on marketing through celebrities and all these things. They'll market their products with their celebrities through Instagram pages, through LinkedIn advertisements, through Facebook ads, etc. Micro and small medium enterprises for customer acquisition and retention, basically, this plays a vital role. And I'm concluding my topic.
MSMEs areas of India is today at the doorstep of worldwide development on the quality and serious and quality item ago. You see IT, many of the MSMEs which were running on IT, information technologies, having global chains throughout the world and providing valuable customer service. Make in India is a significant national activity which centers around making India a worldwide assembling center point. If you see, like Make in India, see many of the companies like Apple, Facebook, many of the companies like Alibaba, they are starting their own data centers in India. Why? To encourage the assembling power capacity of India. See the global value brought by the Indian Prime Minister by initiating this program, Make in India, like involving several global entrepreneurs to the Indian market, so that the sector which MSMEs are getting opportunities from the MNCs also, and increasing the wide business directly B2B. So thank you. Thank you very much, sir. Yeah. Is there any question now? Is there any question to Mr. Rohit about his presentation? I think that there is not. Normally, Mr. İbrahim Dağrı and Mr. Rajit Kumar, I think. Rajit Kumar here. Their presentation was tomorrow, but they want to present their presentation today. I think that if they are English, they can present their presentations. But Mr. Dağrı, you have two presentations I see in schedule. Which one do you want to present now? The one with English title, sir. English title, okay. Yes. Now let's start with Mr. İbrahim Dağrı. Then Mr. Rajit Kumar will present his presentation. But please, 5 minutes. Okay, sir. The turn is mine, I think, sir. Yes. You said like that. I think I shared my screen, right? You see? Yes, we see. There is no problem, Mr. Dağrı. Okay, then I'm listening. I'm studying. Hello to everyone. My name is İbrahim Dağrı, and I'm participating from Süleyman Demirel University in Turkey. And first of all, I prepared with this presentation with my professor, Mr. Levent Kösekahlioğlu. And thank you for his contribution to me. And thank you for the all committee for this organization and for this participation in this congress to me. And mainly my presentation will be about the impact of technology on employment. Let's start with the first slide. Will technology create new jobs or will it disrupt the current ones? If both will happen, then which one beat the other? To put it short, what will happen to the jobs of people in the future? Actually, it seems as if a current debate of last decade, but it's not. David Ricardo, Karl Marx, and Adam Smith wrote about the possible effects of technology on the labor force and 19th century. And the first massive reaction of the public was exactly 290 years ago in the 1811 in England. A group of textile workers who called themselves Luddites destroyed textile machine to protest automation of manufacturers. We can say it was the milestone of the debate, will technology leave people unemployed? In general, classical economics is dominated by Adam Smith's optimistic perspective.
which emphasize the positive effects of mechanization and the self-regulating nature of market economics. There are many researches which aim to find answers to the future of jobs. In one of them, Frey and Osborne ranks 700 occupations according to their potential for automation. Group one are the occupations with the highest probability chances of being replaced by technology. And group two are the occupations with less than 4% probability chances of being replaced by technology. The difference between two groups is obvious. Occupations in group two include intensive interaction with person and require creative and social intelligence, while the first group does not. In our study with my professor Köse Kahyoğlu, empirical studies addressing the effects of technology and employment are discussed. In this context, 81 articles have been examined. I'll present my findings in two parts as macro and micro level studies. Let's start with micro level studies with 40 firm level and 28 sectoral level studies. As you see in the chart, most of the studies confirm positive effect of R&D and patents on employment in firm level. But in sectoral studies, positive and negative effect results of them seem almost equal to each other. In both level, in almost all studies, positive effect of product innovation on employment is confirmed. And likewise, negative effect of process innovation is dominant. When it comes to macro level studies, the situation is somewhat different. In macro analysis, you need to find overall results and they are very limited in the literature. Among the 11 studies, only 6 of them find positive effects and 2 of them find negative effects on employment. In 6 studies out of 14, either the results are ambiguous or the relationship is statistically unrelated. As you see in macro level studies, there is no clear-cut result. Estimates change depending on the methods and the assumptions. Lack of clarity in macro level studies leave the question still unanswered. Obviously, there is no common opinion in the literature on the future impacts of technology on employment. Estimates change between job gains and job losses depending on the method used and the research level. To put it briefly, it's almost clear in micro level studies that the impact of product innovation is positive and the process innovation is negative. There are some occupations which are in great risk, but technology seems it would give new opportunities by creating new jobs. Our success as a humankind depends on our adaptation to technology and new skills it requires. This is the end of my presentation. Thank you for listening to me and thank you give me this participation opportunity. We thank you, Mr. Dağrı. Is there any question about Mr. Dağrı's presentation? Let's see all of you. I couldn't see anybody who hands up and there is nothing in chat. So thank you very much, Mr. Dağrı. Thank you, Mr. Professor. And now Mr. Ranjit Kumar. Yes, sir. And you can do your presentation, but it is limited with 5 minutes. Okay, sir. Thank you so much. I want thank you so much given opportunities. I send my screen share. Dropbox. So 1 minute, sir.
Yes, we see you, but we couldn't see your PowerPoints. Okay, okay. One minute. There is button over there. Share screen. Share setting. In the button. Yeah, basic. Whiteboard. Green button between chat and record. Yeah, once. Screen share, advance. So I can't screen share, sir, because some problem. You can talk. You can only talk and do your presentation. Yeah, I only present. Yeah. 1 minute. Yeah, I am presenting impact on demonetization in India and overview. This is Ranjit Kumar from Research Scholar, Department of PG Studies and Research in Economics, QMP University, Jnana Sahyadri Shankargatta, Shivamogga, India. So I am going to talk about demonetization, impact of demonetization in India. Introduction. Demonetization is the process of removing currency from general users or circulations. The government has implemented the major change in the economic environment by demonetization, the high-value currency note demonetization on the midnight of 8 November 2016. The government decided to eliminate the existing 500 and 1,000 note, 1,000 rupees notes from circulation and gradually introduce a new set of notes essentially. Demonetization is the radical monetary step in which a currency unit's status as legal tender is declared invalid. The primary objective of the demonetization are control the confident notes that could be putting to the terrorism to undermine the element to the black economy and lower of cash circulation in the economy, which is directly related to the corruption in the country. So objective of the studies, to know the historical factors of demonetization in India as well as abroad, to study the legal fact about demonetization in India, to analyze the short and long-term impact on demonetization in India. Methodology, the study based on the secondary data from collected various newspaper, website, journals, so on. Analysis and interpretation. In an important move, the government of India... Sir, your voice is not enough. Yeah, now listen my voice, sir. Hello? Hello, now it is okay. In an important move, the government of India declared that the 500 and 1,000 rupees note will longer be legal tender from midnight 8 November 2016. The RBI will issue 2,000 rupees note and new notes of 500 rupees, which will be placed circulation from 10 November 2016. The note of the 100, 15, 20, 10, 5, 2, and 1 rupees will remain legal tender or will be unaffected by this decision. Although the history of the demonetization in India date back to time when various rules this country, the most significant instant of the demonetization in India are on 12th January 1946, 500,000, 10,000 notes were declared invalid as legal tender. Now, new notes of 1,000, 5,000, and 10,000 come into economy of 1954. On 16th January 1978, Morarji Desai Party demonetization bank note of 1,000, 5,000, 10,000 notes that financial minister at that time was H.A. Patil. RBI introduced a new bank notes of 500 into economy in 1987. To conflate inflation. On 8 November, November 2016, the old bank notes, 500 and rupees 1,000 were barred off for being legal tender and new notes of 2,000 were soon introduced. Also, demonetization 1, 2, 3, 5, 10, 2, and 25 paisa were in circulation till
till June 13, 2011, but were then withdrawn. 50 paise coin are still circulation and called small coins. Other demonetization called as rupees coin. Let us now review some of the legal facts about demonetization. Legal facts about demonetization in India. The legal basis of the for the order demonetization currency can be found in section 26 of the Reserve Bank of Act 1934 under subsection 2 of this section. The Union government is given the power to declare that any notes issued by the Reserve Bank will not longer be legal tender. The only producible requirement is that broad of the RBI recommendation same to the Union government. In fact, in 1978, demonetization was carried out under the special legislation, namely the High Demonetization Bank Notes Act 1978. There are some important terms, impact of short-term impact of demonetization, server contraction in money supply, the very important part of that, and demand-based sector of phase compression, increasing credit transaction, and decrease in demand for non-essential product like that. Impact on real estate is very important, or impact on the demand for gold, and increase the tax collection in the short term, because I'm not going to explain that because due to time, and long term impact, changes in spending behaviors, the asset quality of bank will improve, formalization of the economy, the rate cut, and current account deficit. This is the long term impact of demonetization in India. Effect of demonetization on economy indicators like some of the variable here, GDP, inflation, liquidity, currency circulation, physical deficits, current account deficit, digital payments. In GDP, immediate effect is negative, but medium and long-term impact not positive. Overall term impact is positive. And like inflation, downwards pressure on price, medium term impact natural. And physical deficit, it immediately impact is neutral, and medium long it is positive. So when the demonetization implemented in India in 2016, the variables of GDP, inflation, there's all the fluctuation, marginal fluctuation. And findings, based on the present work, the following findings are drawn. 86% of the currency circulation in 500,000 notes in the Indian economy. Banks deposit is increased, supply of money is also decreased, investment activities are decreased because of demonetization, avoid supply money for terrorism activities like that. And solution, following are the solution of the present study, government set up the constitutional body to avoid the illegal activities for finance sector. The government should provide banking awareness program for the all government sector, also people, to try to find the illegal assets holders. Nowadays, the government should follow this suggestion. And there is a need to knowledge of cashless transaction in economy. It is the more important cashless less economy in the development countries. Conclusion, demonetization in the Indian economy is having a negative impact on the different sector of the economy. Majority of the negative effect or short-run effect. All this effect are swallowed when the new currency note were widely circulated in the economy. On the other hand, the people are facing some problem in the exchange of currency notes. Even though people are facing such problem, people are ready to bring this problem for the positive effect on the economy. If government has clearly all these problems, drawbacks associated with the demonetization, this demonetization will become a successful economy realization of India. Thank you so much, sir. Thank you, given opportunity to present my paper. Thank you very much, Mr. Ranjit. Thank you, sir. Is there anybody who wants to ask question or contribute to Mr. Ranjit? Let's see it. There is no one. And in chat box, there is no one. Thank you very much, Mr. Ranjit, our participants. Now our sixth session is finished. We are beginning to our last session today. Thank you so much, sir.
Thank you so much, sir, because my session is Friday. Thank you so much for giving opportunity. Thank you. Thank you.